Manşete hoş geldiniz. Bir aylık bir aradan sonra yaz tatili tekrar karşınızdayız. Eski rutininde devam edeceğiz. Pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri manşet haftada dört gün ekranda olacak. Ülke gündeminde neler var? Ülke gündeminde her zaman hukuk öncelikli, öyle de olmak zorunda. İnsan Hakları Derneği raporlarına göre 2021 yılı başından bu yana en az 313 tutuklunun tahliyesi birden fazla kez 6'şer ay veya 3'er aylık periyotlarla engellendi. Durum bu şu anda Türkiye'de insan hakları mücadelesi, hukuk mücadelesi, mahkeme kapılarındaki mücadelesi bu çerçevede devam ediyor. İnfazı yani yatmış artık suçun niteliği şu bu falan orada değiliz. Bir biçimde kendisi, kendilerine takdir edilen neyse ceza yatılmış tamamlanmış ama hala tahliye edilmeyen insanlar. 6-7 yıl ceza kesilmiş doldurmuş bunu tahliye edilmeyen insanlar. Ve 30 yıl var biliyor musunuz işte 30 yıllık tutuklunun tahliyesi pişmanlık göstermediği ve muğlak ifadeler kullandığı gerekçeleriyle ertelenmiş. Sait Gürkan 51 yaşında. Demek ki 21'inde girdi ve bütün ömrü neredeyse cezaevinde geçti. Ve hala tahliye etmiyorlar. Hala tahliye etmiyorlar. Türkiye'de siyasi suçluysanız esasen ölüm fermanı e, ölüm cezası olmadığı için içeride tutalım bir biçimde tutmaya da devam edelim. Yani bir devlet politikası olarak böyle devam ediliyor. Siyasi suçlarla ilgili her şey. Bir başkası. Edebiyat öğretmeni Sümeyye Aydın 18 kızıyla birlikte 8 aydır Bakırköy'de tutuklu. Çoluk çocuk da dinlemiyorlar. Bazı enteresan örnekler daha var. Gene mesela 30 yıl sonra özellikle Kürt Aydın yazar siyasi tutuklular veya hükümler için durum çok fena. Çünkü yani cezaevinde 28-30-31 yılı doldura, dolduranlar tahliye edilmiyor. Hani 6-7 yılı geçtim. Menaf Osman, Kürt yazar, tahliye olmuş, sınır ötesinde doğduğu için e, yurt dışına deport edilmeye, sınır dışı edilmeye çalışılıyor. Yeni Yaşam gazetesinden kestim. Yani her taraf ayrı bir dram. 30 yıllık bir başka hasta tutuklu. Mers, Tarsus T tipi cezaevi. Nesimi Kalkan. 30 yıldır tutuklu, çölyak ve hepatit B hastası gene yakılmış tahliyesi. Bir başkası Celalettin Can ekranlardan da tanıdığınız bir isim. İki gün su ve yemek verilmemiş cezaevinde. Niye cezaevinde biliyor musunuz? Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldı diye. Ve kelepçeleniyor bu insan. Ama sonra katiller serbest. Bunu birkaç gün önce Posta Gazetesi'nde yayınlanmış bir haberde oradan kestim getirdim. Öldürdü yattı çıktı öldürdü. Böyle Türkiye Türkiye hali bu. Ne ilk ne son. Ve bundan sonra da olacak. Hasan Küçük Yılmaz 2008'de ilk eşini iki çocuğunun gözleri önünde silahla başına ateş ederek öldürmüş. Yakalanmış, ağırlaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmış. Yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyorsun. Esasen idama eşdeğer bir ceza. Eski eski idam öyle söyleyeyim. Cezaevinde dikkatinizi çekerim. Sadece 7 yıl kaldıktan sonra infaz indirimleriyle denetimli serbestlikten yararlanıp çıkıyor. Sonra tekrar evleniyor, ikinci evliliğini yapıyor ve Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi evi terk ediyor. Sonra eşini ve kayınvalidesini aynı silahla şey kayınvalidesini öldürüyor. Daha sonra da aynı silahla intihar ediyor. Yani gene öyle oluyor. Güncel bir örnek. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ortadan kaybolan eşi bir çocuk annesi Mine Kocadağ'a çıktığı televizyon programında boğarak öldürdüğünü itiraf eden Mithat Kocadağ hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. Ağırlaştırılmış müebbet verilmeyeceğini verilse bile yani o içeride 12 yıl yatsın diyorlar. Şimdi Türkiye'deki şey bu uygulama bu. Cinayet suçunda 12 yıl yatıyorsun denetimli serbestlik indirimler indirimlerle 7-8 yılda çıkıyorsun. Herkes buna şartlanmış durumda ve iyi koşullarda kalıyorsun cezaevlerinde. Yani bu siyasi suçluların kaldığı tecrit ortamı falan da yok. Belli koşullarda kalıyorsun. ...namus cinayeti diyorsun, şu bu diyorsun... ...içeride bir de itibar görüyorsun. Batı'da böyle değil. Özellikle Anglo-Sakson hukukunda böyle değil. Bir kişinin hayatını karartan insanın... ...hayatını karartıyorlar. 48 yıl veriyorlar. 58 yıl veriyorlar. Yaşam boyu diyorlar. Ve asla şartlı tahliyeden falan... ...yararlanmayacak şekilde diyorlar. Denetimli serbestlikten yararlanmayacak şekilde diyorlar. Yarın öbür gün... Benzer bir şekilde bir müracaat falan olduğunda yarın öbür gün dedim 30 yıl sonra, 40 yıl sonra. Maktulün yakınları itiraz ediyor. Mahkemeye başvuruyorlar. Tahliye etme bu adamı diyorlar. Bakın 30 yıl yatmış içeride, 40 yıl yatmış. Hayır diyorlar. İçeride yatacak. Türkiye'de 7-8 senede çıkıyorsun. Türkiye Barolar Birliği diye bir birlik var ve bunun bir başkanı var. Ben de her defasında ismine bakarak ancak hatırlıyorum. Öteki zihnimde yok. Zihnimde olması lazımdı. Eğer bu arkadaş ortada olsaydı, bu arkadaş bütün hukuk ihlallerinde bir biçimde devrede olsaydı, açıklama yapsaydı, mahkeme kapılarına, cezaevi ceza kapılarına gitseydi. Erinç Sakan diye biri. Neymiş efendim? Adli yıl açılışında konuşması engellenmiş de halen bık bık bık. CHP Genel Başkanı da filan. Yani iyi bir şey esasen bu. İşte engellenen konuşma diye çık bunu cayırdat. Orada konuşman engellenmeseydi, kimse fark etmeyecekti. En azından bu şekilde fark edilme şansı olurdu. Tabii fark edilme kaygın varsa ki olduğunu da zannetmiyorum. Bir şekilde Barolar Birliği Başkanlığı yapıyor ama neyi idare ettiğini bilmiyorum. Hukuku olmadığı kesin. Sivil anayasa meselesi var şu günlerde. Konuşulmaya başlandı ve belli ki ileriki haftaların gündemi olacak. Başörtüsüyle başladı ama içine LGBT falan bir torba yapıp pek çok şeyi katacağı benziyorlar. Tırnak içinde toplumun ahlakını belirleme. Yeniden. Esasen bu toplumun ahlakını çok fazla umursadığı yok da iktidarın. Neticede gündeme ihtiyacı var. Fakat bunu da her defasında acayip bir iki yüzlükle yok darbe anayasası yok sivil anayasa falan laflarıyla yapıyor. Anayasa 50 kere 100 kere değiştirildiği halde sonuncusunu da kendileri yaptılar. Ha şu açıdan doğru. Bir sivil darbeyle 2016'da 2017 referandumuyla böyle bir anayasayı topluma geçirttiniz. Bir gün gazetesi yetmez ama evet peşinde diyor Erdoğan'ı kastederek. AKP yatay şekilde gün yatay bir şekilde gündeme taşıdığı, yapay bir şekilde gündeme taşıdığı anayasa tartışmasıyla toplumun muhalefetin dengesini bozmayı hedefliyor. Evet öyle. Sistemde sadece kendi vatandaşlarımız için Türkçe hizmet veriliyor sadece demiş. Şimdi bu e-reçete sistemiyle ilgili bir mesele. Kendi vatandaşın veya değil. Hiç fark etmez. Senden hizmet alan herkese onun kullandığı yaygın dil neyse o dilde hizmet vereceksin arkadaş. Nasıl İngilizce hizmet veriyorsan yok mu var. Nasıl Arapça hizmet veriyorsan, nasıl Rusça hizmet veriyorsan, Kürtçe hizmet de vereceksin. Öyle hiç böyle lafı çevirmeye gerek yok. Bunu yaptığında işte o zaman Türkiye'nin normalleşmeye başladığını düşünebilirsiniz. Erdoğan yavaş yavaş sosyal ağları kapatma şeyini gerçi kıstı etti ne bileyim sürekli patronlarıyla Twitter'ın, Google'ın, YouTube'un, Facebook'un falan patronlarıyla konuşarak sürekli bir takım şeyler yapmaya çalışıyor ama bunu kendi iktidarına veya kendi gerçeklik işte dünyasında neyse büyük bir tehlike olarak görüyor ve bir biçimde bunun kapatmanın yollarını arıyor. İşte onu o yolları arayanlardan biri de İçişleri Bakanı Yok işte bilmem ne kadar bot hesap, bilmem ne kadar spekülatif. Bu devletin meselesi değil yani. Oturmuşlar bot hesapları, spekülatif şeyleri falan şey yapıyorlar, karıştırıyorlar bir. Yani o değil. Ya dertleri orada gerçeklerin dolaşımda olması. Yani bunu da açık söylemedikleri için yok botlarla falan uğraşıyorlar. Neyse biz hukuka dönelim. Erdoğan Sivas cezaevinde yatan 78 yaşındaki Madımak katliamı sanıklarından birini daha affetmiş yetkisini kullanarak daha önce bir kişi daha affetmiş filan. Ayakta duracak halleri yok paşalara neden af yok diye soruyor Sözcü Gazetesi. Bunun niye böyle olduğunu Sözcü Gazetesi çok iyi biliyor da söylemeyelim. Ama haklı 82 yaşındaki Fevzi Türkeri, 77 yaşındaki Erol Özkasnak, 85 yaşındaki Çedin Doğan içeride tutulmayı hak etmiyorlar. Bir döneme dair 28 Şubat dönemine dair sorumlulukları varsa ki var yaşadık gördük ben hakim değilim savcı değilim onları yargılayacak hallerimde yok Türkiye yargısı yargılar fakat o günleri yaşayarak Ankara'da göbeğinde gören bir insan olarak söylüyorum e, tamamen görev ve yetkilerinin dışına e, taşmış e, hükümete görevde seçimle gelmiş iş başındaki hükümete e, hükümeti değiştirmeye teşebbüs etmiş e, ne bileyim bir takım askeri genelgelere veya işte kendi içlerindeki bir takım tüzüklere veya işte yetki normlarına dayanarak hareket etmiş insanlar bunlar sorumlulukları var kabahatleri var fakat 85 yaşındaki bir insanın 82 yaşındaki bir insanın içeride tutulması bunun için gerekmiyor tarih önünde mahkum edilmeleri ve sorumlu tutulmaları yeterli bir örnek parti devletinde emeklilik yok örneği Necdet Ünü var diye bir vatandaş var Yıllarca milletvekilliği yaptı. Daha sonra da işte efendim Ankara Üniversitesi rektörlüğüne getirilmiş filan. Yani AKP'de hiçbir zaman şey yok. Kıza çekilme, kıza çekilme var da emeklilik yok. Yani bir belli bir süre birilerini kıza çekiyor. Sonra oradan alıyorlar başka bir yere koyuyorlar. Ve bu kadroları çekip Erdoğan saray büyük bir iş yapıyor esasen. Yani 20 yıldır 22 yıldır birikmiş kadrolar var ve bu kadroları çekip çevirmek zorundasın hiçbirini küstürmeden, etmeden, darıltmadan, hepsine mamasını vererek, pozisyonunu vererek kolay bir iş değil yani. Ondan da işte iktidardan gitmezler, gidemezler yani. Ama bunu yani e, bunun anlaşılması için seçim hezimetlerinin yaşanması gerekmiyordu. Orta vadeli program konuşuluyor. Ya neyi konuşuyorsunuz? Orta vadeli programın eksileri, artıları falan bir sürü analizler yapılıyor. Seyretmeyin. Emin olun hiçbir şey yaramıyor onu anlatanlar kusura bakmasınlar yani havanda su dövüyorsunuz. Son iki orta vadeli programı örnek olarak getiriyorum. 2017'de gene aynı bakan Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Eylül 2017'de orta vadeli program açıklandı. Ne diyor Mehmet Şimşek o zaman? 6 yıl önce bugünler. Enflasyon %5'e düşecek. %5,5 düzeyinde büyüme. Kişi başı milli gelir 13 bin dolar. 3 sene sonra bir orta vadeli programı bu sefer Mehmet Şimşek gönderilmişti. Damat Berat Albayrak döneminde açıklandı. Gene Eylül 2020'de aynı. Yani bundan 3 sene önce. Orada da bakın burada rakamlar var. Yaklaştırayım bakın bu sabah gazetesinin 30 Eylül tarihli 30 Eylül 2020 tarihli e, manşeti. Bakın büyüme tahminleri, işsizlik tahminleri, enflasyon tahminleri 2023'te Büyüme 5'miş, işsizlik %10.9'muş, enflasyon 4.9'muş. TÜİ'nin açıkladığı enflasyon şu anda %59. Bir de diyor ki Türkiye 2023'e daha güçlü bir ülke olarak ulaşacak. Geçeceksiniz bunları yani. Bakın Türkiye 2023'e nasıl ulaştı? TÜİ'nin açıkladığı bu enflasyon verileri, dünya enflasyon verileri, bütün dünya. TÜİ'nin açıkladığı rakam baz olarak alınırsa ki dünya öyle alıyor. 58.94 ile Türkiye Dünya Enflasyon Ligi'nde 7. sırada. Venezuela, Lübnan, Suriye, Arjantin, Zimbabwe ve Sudan'ın altında. Ki %59 TÜİK enflasyonu. Esasen ENAK vesaire baktığınızda üç haneli bir enflasyon var Türkiye'de 1,5 yıldır son. 3 haneli enflasyon. %20, %30, %40 o civarlarda. Koyun şeye sıralamaya. Suriye'nin ya üstündesiniz ya altındasınız. Yani ya 3. ya 4. Suriye ile yarışıyor dünya zirvesinde. Türkiye. Böyle bir durum, böyle bir gerçeklik var. Nerede dış güçler? Nerede Türkiye'ye operasyon çekiliyor? Arjantin'e de mi operasyon çekiliyor? Fotoğraf Migros'tan. Pazarlarda kilosu domatesin 15-25 lira arasında değişiyormuş ama salçalık diye 8 liradan çürük domates satıyorlar. Erdoğan yıllar önce Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben filan diyordu. Şimdi de ekonomik sıkıntılarının nedenini iktisadi değil siyasi oyunların ürünü olarak açıkladı. Sürekli değiştiriyor, psikolojik diyor filan falan ama kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada 5 cümle sarf etti arka arkaya. Bu 5 cümlede 5 gerçek ve 5 itiraf var. Birincisinde hayat pahalılığı diyor. Ki artık seçimden sonra sıklıkla bu hayat pahalılığının altını çiziyor. İkincisinde bu uzun sürecek diyor. Kısa sürede bitmeyecek diyor bu hayat pahalılığıyla mücadele. Orada olduğun sürece devam edecek bu. Sen gitmeden bu iş çözülmeyecek. Bunu herkes de biliyor, dünya da biliyor. Neyse dönelim. Üçüncüsünde enflasyonu dize getireceğiz diyor. Enflasyonu kabul ediyor ve bunu biz dize getireceğiz diyor. Dördüncüsü çok önemli. Hayat pahalılığının gerekçelerini ham madde, nakliyat, enerji, işçilik, kira gibi nedenler olarak sıralıyor. Hiçbir şekilde operasyon, dış güçler, mihraklar şu bu falan yok. Ve son maddede döviz kurundaki ve enflasyondaki yükseliş fiyatları doğrudan etkiliyor diyor. Doğruya doğru durum bu işte seçime kadar öyle seçimden sonra böyle. Tüketici güven endeksi çok önemli. Ağustos'ta resmen çökmüş yüzde 68. Seçimlerin yapıldığı Mayıs 2023'te yüzde 90 seviyesindeymiş. Ağustos'ta yüzde 68. Endeks şu tüketicilerin mali durumları, ekonomiye ilişkin durum değerlendirmede ve gelecek beklentileriyle yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçüyor. %5 veya daha fazla olan endeks değişiklikleri yön değişikliğini göstermesi açısından mühim. 0-200 aralığında yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser bir durum, yüzden küçük olmasıysa kötümser bir durum. Yüzden küçük ve gittikçe daralıyor. Ve günün haberi, Dünya Bankası Mehmet Şimşek'e adeta bir hayat öpücüğü gibi destek paketini ikiye katladı, Türkiye'ye destek paketini. Dünya Bankası'nın Türkiye direktörü, 17 milyar dolarlık programa ek olarak önümüzdeki 3 yıl içinde 18 milyar dolar ilaveyle 35 milyar dolar Türkiye'ye destek verileceğini söyledi. Bu önemli. Ee, körfez sermayesini bekliyordu. Körfeze çıkarmalar yapıldı. Rusya'ya, işte Suudi Arabistan'a, Katar'a falan filan neyse bir takım ilişkiler kurmak için. Çin'den medet umuldu, Hindistan'dan medet umuldu. Şu bu, batılı yatırımcı kaçınca. Bir anlamda son 2-3 yıldır batıdan umut kesilmişti ki zaten batı çekilmeye başlamıştı. Yani herhangi bir kaynak destek falan da gelmiyordu. Gelmediği gibi çekilmeye başlamıştı. Körfez de idare edildi fakat Körfez de kurudu veya Körfez de desteği kesti. Bu defa batı Körfez'in boşluğunu doldurdu. Enteresan bir biçimde Joe Biden, Amerikan yönetimi, Dünya Bankası ne derseniz adına arkasındaki şeyler belli. Bir biçimde Türkiye'yi orada tutmaya, Türkiye'yi ayakta tutmaya, Erdoğan'ı daha fazla zor duruma düşürmemeye falan düşürmemek konusunda anlaşmış gibi görünüyorlar. Ve bir anlamda da bu Mehmet Şimşek sayesinde verilen bir destek olarak da görülüyor. Mehmet Şimşek niye oraya geldi? Onun da bir sonucu olarak görülüyor. Ondan dolayı da Erdoğan Mehmet Şimşek'i en azından yerel seçimlere kadar orada tutacak gibi görünüyor. Orta vadeli programı açıkladı ve buna desteğinizi bekliyorum falan dedi. Orada kendisi de elini taşın altına koydu. Sağına soluna işte Mehmet Şimşek'i falan Cevdet Yılmaz'ı falan koyarak bilmem ne. Yani bu durum seçime kadar böyle devam edecek. Geçtiğimiz yıl bugünlerde 5 6 Eylül 2 e, 10 yıl önce pardon 10 yıl önce bugünlerde 5 6 Eylül 2013'te tam 10 yıl önce bu fotoğrafın çekildiği tarih de 6 Eylül Sen Petersburg'da e, her şey daha güzelken, e, savaşlar falan yokken, e, dünyada bugünkü dertler yokken, ekonomik daralma falan yokken neyse liderler bir araya gelmişlerdi. Burada da işte toplu halde Sen Petersburg Putin'in ev sahipliğinde toplu halde görülüyorlar. Bu liderlerin Hepsi gitti biliyor musunuz? Sadece 2-3 tiran kaldı. <laughs> Onun için enteresan. Şimdi Arjantin'in başındaki başbakan görülüyor. İşte Putin görülüyor. Arkasında Erdoğan görülüyor. Merkel gitti. Obama gitti. Arkasındaki David Cameron gitti. Holland vardı Fransa'da. O gitti. İşte solda Çin'in başındaki duruyor. 2-3 kişi duruyor. Diğerleri gitti. Hatta bazıları 2-3 kere yani ondan sonra 2-3 başkan veya başbakan değişti filan. 10 sene önce 10 sene sonra. Şimdi sonra deyince onu da yazdık alta. Erdoğan'ın Erdoğan sonrası hesapları. Nuray Babacan Gazete Pencere'de paylaşmış. AKP'de diyor Erdoğan sonrasını konuşmayan veya buna kafa yormayan tek kişi bile yok. Aynen öyle. Şu anda bunu piyasalar, dünya, muhalefet, medya hemen herkes satın almış durumda. Önümüzdeki 5 yıl boyunca sat, seçim yok ve Erdoğan bir kere daha aldı. Erdoğan 50 kere seçim olsa 50 kere kazanır. Mevcut koşullarda her türlü manipülasyon, devlet imkanları falan her şey onda. Dolayısıyla onun sorunu bekleyeceğiz. Yani o gitmeden bu iş bitmeyecek. Dolayısıyla herkes de ondan sonrasına yatırım yapıyor. A peki AKP'de de yani ondan sonra AKP biter mi? Devlet yani biz devleti kaybeder miyiz? Durumu sürdürmemiz, devam ettirmemiz lazım. Yani olay bizim saltanatımız Bizim sürecimiz, bizim bulaştığımız suçlar, yolsuzluklarımız, neyse hırsızlıklarımız Erdoğan bitince yargı önüne falan çıkacak hali yok herhalde o bir biçimde. Bunu sürdürmemiz, bu dönemi, bu durumu sürdürmemiz lazım diye düşünüyorlar. Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar ismi doğal olarak öne çıkmış. Yıldızı parlayan isim olarak Selçuk Bayraktar görülüyor. İkinci odak sessiz güç Hakan Fidan, soyluysa beklemede diyor. Fakat Selçuk Bayraktar'ın altını özellikle çizmiş Nuray Babacan. Zaten diyor bir süredir Selçuk Bayraktar'ın burası önemli. Danışmanlar aracılığıyla siyaset dersi aldığı iddiaları özellikle savunma bürokrasisinin atanmasında tek yetkili isme dönüştüğüyle birleşince ilginç oldu diyor. Evet. Bir yönüyle Selçuk Bayraktar ismine biraz daha fokus olmak, odaklanmak icap ediyor. Siyasetçiye güven sorusu Metropol Ağustos araştırmasında siyasetçilere güveniyor musunuz diye sormuş. %45 hiç güvenmiyorum. %19 pek, güven, pek güvenmiyorum demiş. 45 ile 19'u topladığınızda %65 civarı siyasetçilere güvenmiyor. Dönelim iç siyasete ve onunla yavaş yavaş toparlayalım. Kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz dedi Meral Akşener. Üzerinde çok fazla konuşmayacağım ama İyi Parti şahıs partisidir. Şahıs partisi şahısla başlar, şahısla biter. Kuruluş da yoktur, kuruluş ayarları da yoktur. Şu bu filan yoktur. Yani herkes kendisiyle beraber partiyi bir yere koyuyor ve bir şey yapıyor. Öyle bir şey yok diyor. Yani bu bir ideoloji inşa etmedi Meral Akşener. Nereye ne biçimde partiyi kurdu ortada. %18'lere kadar gelmiş İyi Parti'nin bugün %10'larda olması onun meselesi ve bunu konuşması lazım. Çıktığı her platformda evet özür dileriz filan dedi kabul ediyorum ama her platformda CHP'yi Kılıçdaroğlu'nu aslında biz yaptık ama niye yaptık falan bunu anlatmakla geçiriyor. Cumhur İttifakı'ndan BBP mi desteciden mi ne Cumhur İttifakı'na davet gelmiş yani insanın e, oturup bunu düşünmesi lazım. Cumhur İttifakı sizi ittifaka davet ediyorsa kimin davet ettiğin önemi yok onu o birisi yani o bu daveti yapan o cesareti bulmuş demektir ve siz o ona o cesareti vermişsiniz demektir. Yoksa e, reelde birinin veya bir yerlerin payandası olup olmamanızın önemi yok. Altılı masada ne olduysa oldu Mart Nisan Mayıs aylarında. Ya arkadaş yıllardır geliyordu. Yıllardır belliydi olan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu, adaylık için arzulu olması, ben Kemal geliyorum. Her Allah'ın günü Grup to toplantısında çıktığı her kürsüde bunu söylüyordu. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diye vaatleri. Bir kere bile bunu konuşmadınız mı kendi aranızda? Son gün mü Cumhurbaşkanının kim olacağı meselesi konuşuldu? Zekamızla, hafızamızla e, daha, lütfen yani geriye doğru bir müktesebatımız var. Bir siyasi kültürümüz var. Bunun da dalga geç. Yani İstanbul ve Ankara dahil her yerde ayrı gireceğiz. Bu bir pazarlık çıkışı değilse ee, şey kaybedilmiş demektir. İstanbul Ankara kaybedilmiş demektir. Fakat ben bunun bir pazarlık çıkışı olduğunu düşünüyorum. Yani birkaç aya kadar gene otururlar bakarlar. Yüzde onluk parti hangi şehre belediye başkan seçtiriyor yahu? En fazla Türkiye'de birkaç şehir alırsınız ki geçmişte Balıkesir falan hikayesi var. Yani Balıkesir'i kaybettiniz onu bile takip edemediniz. Yani iyi Parti'yi kastederek söylüyorum. Dolayısıyla geçeceksiniz. Ee, bu muhtemelen bir pazarlık şeyi. Çıkışı yani. Birleşe birleşe kazanamadık. Ayrışa ayrışa kazanma ihtimali var. Koskoca bir ömrü heder diyeceğim ama henüz Meral Akşener için hüküm verme zamanı değil. Özgür Özel ısınıyor Kılıçdaroğlu yarışa. Tavşan mıdır değil midir bilmiyoruz. Hani böyle yarışlarda bir tavşan atlet koşar önden falan arkadakilere. Şimdi öyle bir durumu var mıdır yok mudur bilmiyorum. Gerçekten ciddi mi değil mi bilmiyorum. Ama bir liderlik kumaşı yok. Bir karizması yok. Onunla CHP'nin bir yere gideceği de yok. Kılıçdaroğlu belki bir yerde tutuyor. Kılıçdaroğlu'dan sonra CHP daha da küçülür. Küçülecektir. Buna emin olabilirsiniz. Yoksa Özgür Özel'den bir lider şu bu falan çıkmaz. CHP demişken bununla kapatalım. Günün sersemi. Yani bunu esprili olarak söylüyorum. Yoksa bir hakaret kastı yok. Alper Taşdelen diye bir vatandaş var. Şankaya'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Yanılmıyorsa 2014'ten beri yapıyor. CHP'de veliaht kelimesini kullanan şey CHP'nin genel başkanlığı için düşünmüşlerdi arkadaşı. E, diyor ki veliaht kelimesini kullanan bazı haberler oldu. CHP'de veliaht olmaz. Ya sen babanın veliahtısın Çankaya'da. Senin baban Doğan Taşdelen'di. İki dönem belediye başkanlığı yaptı Çankaya'da. Benim hatırladığım kadarıyla. Ben Ankara'ya gittiğimde 88'di. Çankaya belediye başkanıydı Doğan Taşdelen. Uzun yıllarda yaptı. Ondan sonra da sen geldin. Sen de iki dönemdir oradasın. Bir dönem daha olacaksın. Olmak için çabalıyorsun. Sonra da çıkmış diyorsun ki CHP'de veliaht olmaz. Senden hala veliaht mı olur? Yani acayip. Gerçekten acayip yani şeyin içine düştüğü durum Türk siyasetinin içine düştüğü durum tüm partileri, iktidarı muhalefeti fark etmiyor acayip değişik bir şekilde gerçeklik gerçeklikten kopmuş farklı bir dünyada yaşıyorlar değişik bir paralel evrende yaşıyorlar yani acayip. Evet böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Yarın tekrar karşınızda olacağım. In-out'la birlikte bu defa. Manşet başta da söyledim. Artık haftada 4 gün düzenli olarak ekranlarda olacak. Pazartesi, salı, çarşamba, boş, perşembe ve cuma. Yarın tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.